çölü. Uzatma Halil İbrahim. Bitir işini. Git. Senden umudum vardı Fikret. Bu adam farklı dedim. Mert dedim. Sözünün eri dedim. Tam bir hayal kırıklığı oldum. Sıkacak mısın? Sıkacak mısın? Sıkmayacağım. Konuşacağım Fikret. Sana Zeynep'le buluşacağımı söyledim. Madem nerede buluşacağımı biliyorsun. Öyle çıkışında, gariban kılığında adamla bana pusu kurmayacaksın. Çıkacaksın karşıma. Kendin yapacaksın. Ama suç sende değil. Ben umut ettim. Zeynep yüzünden inandım sana. Evime geldin. Silahı doğrulttun. Sıkmadın. Ben de sana geldim. Silahı doğrulttum. Sıkmıyorum. Ödeştik. Ne arıyorsun sen burada? Abime yakışmadı demek için gelmiştim. Ama gerek kalmadı. İyi. Abi kardeş, birbirinize neyin yakıştığını aranızda konuşun. Senin yerinde olsam o adamın peşinden giderdim. Gidecek yüz mü bıraktınız abi? Ağzını yüzünü niye açmış Duran? Demek ki Zeynep araya girmiş, ikna etmiş bizimkini. Bu da sıkmamış. İyi ki de sıkmamış ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Sıksaydı Zeynep'in geri dönüşü olmazdı. Belli ki bir dönüş yok Osman'ım. Zeynep yanında olmadığına göre. Halil İbrahim, ha Zeynep'i gördük içeri girerken. O engel oldu inşallah. Öyle olmadı da, öyle değilim. Sıkmadın yani. Bir dahakine kardeşim. Gidelim hadi. Gidelim Ali, gidelim. Adam Zeynep engel oldu diyor. Hala üsteliyorsun Duran. Normalde böyle bir şey yapmam beni bilirsin. Ama karakolda öyle kız kardeşin yanına gidiyorum falan böyle ters düz konuşunca öfkelendim.
Yapın dedim. Kime dedin? Ne önemi var? Şu önemi var abi. Eğer bunu Yavuz'a söylediysen kız kardeşimiz dul kalacak. Yok eğer Levent'e söylediysen de Ayşe abisinden olacak. Ne fark eder Zeynep? Bak biz bir yola girdik. Ya biz onu ya o bizi. Halil İbrahim az önce yapabilecekken sana sıkmadı. En son seninle uzlaşmaya çalışmıştı. Bu kan davası bitsin, savaş bitsin, ben senin yanındayım dedi sana. Baban aradan çekilsin, ben seni destekliyorum dedi. Öyle ya da böyle babam bir şekilde aradan çekildi. Ve sen şimdi aileyi yönetiyorsun. İlk işin de senin yanındayım diyen adama savaş açmak mı? Zeynep bunu sana daha kaç kere söyleyeceğim ben ya? Ha? O babamı vurmadan önceydi. Haklısın abi. Sözler kişilere ve durumlara göre değişebiliyor. Dün kumpas kurmayanlar bugün kurabiliyor. Keşke babam bir an önce ayağa kalksa da bu işleri hiç sen yapmasan. Çünkü Rızvan Leto'ya bir şekilde yakışıyor. Ama sana hiç yakışmıyor abi. Zeynep tamam uzatma bak zaten canım sıkkın. Ne oldu? Ağrına mı gitti söylediklerim? Zeynep çıktı karşımdan yoksa! Yoksa ne abi ne yaparsın? Döver misin, söver misin, öldürür müsün ne yaparsın? Zeynep, sen nereye geldin? Sana ne Damla? Sen niye geldin? İçki. Abin içki istemişti, onu getirdim. İyi götür. Belki bu akşam abinle yediği hatları unutur. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Zeynep'in de ne demek istediğini anlamadım ama. Gideyim mi ben? Getir onu getir. Getir. Netolar mertlikten, delikanlılıktan ne anlar? Halil İbrahim bir şey yapmamış da yarın bir gün illa birini gönderip vuracaklar sırtından. Herkes kendine yakışanı yapar Yusuf. Onlar öyle diye Halil İbrahim de mi hain olsun, insanları sırtından vursun? Ha şimdi bu işe Zeynep mi engel olmuş Turan? Biz de anlamadık ya Hatun. Yani olayın detayını da öğrenemedik. Vallahi kafasını yüzünü örttü gitti. Ha belli ki sıkmaya gitti. Ama içeride mi niyeti değişti? Ha Zeynep'i görünce mi kararından vazgeçti? Orasını bilmiyoruz. Neyini bilemedin balım? Gitmiş işte öfkeyle sıkmaya. Ondan sonra kendine yakıştıramamış belli ki. İyi ki de yakıştıramamış. Ya sıksaydı sonra Zeynep gelseydi ne olacaktı? Kızım senin hala bu evlilikten bir umudun var mı? Anne ben neler yaşadım kocamla. Bir an olsun umudumu kaybetmedim. Eğer ölüm yoksa umut elbet vardır bence. Halil İbrahim'le Zeynep'in de arası bir düzelse. Bu düşmanlık da biter. Bu kadar insanın canı da yanmaz belki. Fatma, kusura bakma da bizim canımız çok yandı bu işlerden. Bak, kaybeden hep biziz. Biz canımızı toprağın altına koyduk. Rızvan Leto hastaneden çıkmış bile. Nasıl çıkmış Yusuf abi? Kumada değil miydi o? Cemal'im, zengin olunca yoğun bakımı da evine aldırabiliyorsun. Doğru söylüyorsun Yusuf abi. Para çok. Yakında ayağı da kaldırırlar. Zeynep'in bacısı Leyla. Eda Nur'u ziyarete gelmiş. Demek ki o söyledi kocasına ablasıyla nerede buluşacağınızı. Ne fark eder dayı? Yavuz Leto'nun işi yaptırdığı adam Enver. Adamı sordum soruşturdum. Onların bu tür işleri yaptırdığı biriymiş. Gerçi bugün yarını ortadan kaldırırlar işi bitiremediği için. Bunu bildiğim için sağ bıraktım zaten. Fikret'i niye sağ bıraktın? Zeynep için mi? Bir şekilde ödeşmemiz lazımdı. Ödeştik dayı. Daha önce Fikret'le ilgili söylediğim şeyler geçerli değil. Öyle laf dalaşına falan gerek yok.
elini beline attığı an indiririm. Bir önceki planın iyiydi yeğenim. Fikret'i kontrolünün altına almak. Perde arkasından bütün bağlantıları çözmek. İyi fikirdi. Artık benim Fikret'i değil ayı. Fikret'in bana ihtiyacı var. Çay biraz acı olmuş. Haber git bak bakalım kim geldi bu saatte. Sana ne Asiye? Sana ne? Kim geldiyse geldi. Burası senin evin değil. İsteyen istediği zaman gelirdi, giderdi. İsteye gelir ha. Sen bu kadar anlayışlı bir kadın mıydın? Ben senin üstüne geldim de sen kıyamet kopardı, dünyayı illettin be. Sonuç Asiye, sonuç. Orada öyle baş köşede oturuyorsun işte. Hani ne istiyorsun anlamadım ki. İşte hayat. Ne oldu Zeynep? Fikret'e hesabını sordun mu? Ne hesabı teyze? Halil İbrahim'e biri sıkmış ama yine becerememiş ha, öyle mi? Ne oluyor Zeynep? Abime sen mi yaptın demek için otele gittim. İçeri girdiğimde Halil İbrahim silahını abime doğrultmuştu. Ne? Ne diyorsun Zeynep sen? Abim iyi, merak etmeyin. Halil İbrahim'in ağır sözleri ne kadar etki etti bilmiyorum ama... en azından bir kurşun yarası yok. İyi ki gitmişsin o zaman. Ha. Ne yaptı koca seni görünce? Ben bunun babasını vurdum artık Fikret'i vurmayın mı abisini vurmayın mı dedi. Konunun benimle hiçbir alakası yok Asiye Hanım. Bugün değilse yarın birileri bunun bedelini ödeyecek. Ben otele gidiyorum. Git git tabii. Kocanı git teselli et. Böyle yumuşak omuz arar adamlar. Koş Ayşe. Asiye. Sen bilirsin hangi beceriksiz yapmış bu işi. Ben dedi be. Sen merak etme. Bu Fikret akıllı bir çocuk. Bu zaten Yavuz'u atmış ateşe, geri çekilmiş. Artık Nergis düşünecek gerisini. Sana söyleyeyim. Yok, ben gideyim şu işin bir doğrusunu öğreneyim. Sen bize kaldın, bana bak. Hadi gözün acınsa da. Yakında senin kız kardeşin dul, zengin kalır. Sen de Yavuz'dan kurtulursun. Hadi bakalım. Anne, Yavuz da öyle az bir adam değil. Kolay lokma değil yani. Öyle. Öyle de olsun. Yazık o Nergis biraz torun baksın, böyle hoplatsın. Sonra biz kızı geri alırız. Ver şu topul çörekle de. Ben biraz yiyeyim. Koy buraya. Benim fındığım gel. Bayağı gel bayağı. Gel. Zeynep. Efendim anne. Kızım sen aşağıda Asiye'nin yanında mı öyle söyledin yoksa... Halil İbrahim senin hatırına mı abine zarar vermedi? Ben tam anlayamadım da. Yok anne. Abim daha öncesinde mert biri olduğu için... Halil İbrahim onun karşılığını verdi. Abin her zaman merttir. O ne biçim laf öyle? Öyleydi. Hakikaten öyleydi abim. Ama siz ne dediyseniz, nasıl doldurduysanız şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Babanı vuran adamdan intikam almadan lider olamazsın. Sizin gazınıza geldi belli ki. Vay Zeynep Hanım. Yani siz bu evdesiniz ama aklınız, gönlünüz, diliniz bu evde değil. Demek ki siz sadece bize laf sokmak, tavır yapmak için oturuyorsunuz, öyle mi? Yani böyle devam edeceksen Zeynep. Böyle devam edeceksem ne anne? Gideyim mi? Ama yok, Halil İbrahim'e gitmeyeyim değil mi? Çünkü ele güne rezil olursunuz. Babasını vuran adama gitti derler, kocasına döndü demezler çünkü. Senin için alıyorsa kimin ne dediğini boş ver kızım sen. Babanı vuran adama git. Gideceğim anne. Babam bir ayağa kalksın, dönmemek üzere gideceğim ben hem de.
Ayşe Hanım, ben de tam sizi arayacaktım. Ne oluyor burada? Ya bir takım olaylar olmuş. Halil İbrahim gelmiş, Zeynep gelmiş falan. Yani ben de tam detayını bilmiyorum ama müsaitseniz gelir misiniz diyecektim. İyi ki geldiniz. Fikret nerede? Buradayım Ayşe. Hayırdır, Zeynep mi anlattı? Sen niye geldin? Bir şey olmadığını söyledi ama ben seni bir görmek istedim canım. Bir şeyim yok. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sağ ol. Damla'nın senin odanda ne işi var Fikret? İçecek bir şeyler istedim. Getirdi. Fikret. Artık otelde kalman doğru değil. O niyeymiş? Ne demek neymiş Fikret? Adam elini kolunu sallayarak odana geliyor. Eve de girmişti Ayşe, hatırlarsan. Ama benim tarzım bu değil. Seni her türlü vururum. Bana bunu yaptırtma demeye çalışıyor. Aklınca. Zeynep'in burada olması iyi oldu yani ha? Hı hı. Adama bir rezil olacaktım. İki kere rezil oldum. Fikret, bu kimin? Ne bileyim kimin Ayşe. Zeynep'in falandır, düşürmüştür. Kiminse kimin? Fikret Bey'in oda kartı kimde varsa yarın sabah hepsiyle görüşmek istiyorum. Ayrıca benim kartım dışındaki bütün kartları iptal et. Ayşe Hanım'ın kartı mıydı ama? Duymadın mı beni? Anladım. Nasıl isterseniz Damla Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Halam nasıl? Vallahi Asiye halamın evine çöktü. Nasıl yiyorsun? Nasıl oldu o? Vallahi bildiğin çöktü. Kocamı hastanede öldürecekler diye bu eve çıkarmak istemiş. Tunca ile Zeynep'e yakalanmış kaçırırken. Sonra eniştemi alıp halamın evine götürmüşler. Asiye de ben ölürüm de kocamdan ayrılmam demiş. Asiye o eve çökmek için kendi organize etmiştir o kaçırma işini. Hesabı ne acaba? Vallahi sürekli ben sana laf taşıyormuşum gibi imalarda bulunuyor. Yok abine söyle ben onu öz alasından daha çok severim. Yok söyle abine bizim onunla daha işimiz bitmedi. Neredeyse Halil İbrahim'le Fikret bile inandı senin burada olmadığına. Bu Asiye inanmadı ha. Asiye delisi beni iyi tanır. İşimi yarım bırakıp gitmeyeceğimi biliyor. O evde fırsat kolluyordur şimdi bana haber uçurmak için. Yok mu evde bir değişiklik? Tuncay geldi, başka bir şey yok. O da babasını görmeye geldi zaten. Halam da Tuncay'ı okula postalama peşinde. Sonuçta savaş var. Biricik oğlunun burada olmasını istemiyor. Şimdi anlaşıldı. Halam Asiye'nin oğlunu Reşit'e vurdurdu. Asiye intikam peşinde. Bu haberi uçurmak istiyor bana. Deli mi abi bu kadın? Kendi yeğenimizi mi vuracağız? Niye vuralım lan yeğenimizi? Aslan gibi yeğen. Ne zaman gidiyor şimdi o? Yarın. Gitmeden ben onu bir göreyim. Abi biraz riskli olur. Küçücük çocuk. Seni gördüğünü Fikret'e söyler, Zeynep'e söyler. Belki de Fikret'le Zeynep'in burada olduğumu bilmelerini istiyorum Hakan. Nasıl yani? Boş ver şimdi onu. Zeynep'le senin durumun ne? Bu Halil İbrahim hayatta olduğu sürece bu Zeynep'ten bir şey çıkmaz abi. Ölecek, ölecek. Halil İbrahim de ölecek. Önemli olan sonrası. Babam bu haldeyken şu eve kapandım kaldım. Kapanmayıp ne yapacaksın Tamer? Ne demek ne yapacaksın Tuncay? Görmüyor musun oğlum babamızın halini? Ben o Halil İbrahim'i indirmez miyim? Yakınlaştırırlar mı yani sen Tamer? Doğru. Öyle bir durum var ama işte... Ne bileyim Tuncay. Zeynep'le kötü olmasaydım belki.
yaklaşmanın bir yolunu bulurdum. Tam arkasını döndüğü anda Ali İbrahim. Bam bam. İki tane kurşun. Sererdim onu orada yere. Fikret abim yapacaktır bir şeyler. Bize düşmez. Fikret abim düşmüş lider olmanın peşine Tuncay. Halil İbrahim Fikret abime elini uzatsın. Fikret abim onun o elini sıkar. Unuttu babamızın intikamını. Halbuki bir erkek lider olmak istiyorsa Tuncay, önce babasının kanını yerde bırakmayacak. O yüzden Fikret abi artık benim için lider mi lider değil. Babam bir uyansın. İlk iş ondan izin isteyeceğim. Neyse. Sen yarın gideceksin. Babamıza biraz daha vakit geçir. Günaydın herkese. Günaydın. Yavuz. Hı. Sen babandan habersiz bir şey mi yaptın? Nereden çıktı annem? Halil İbrahim'e bir şey yapmaya teşebbüs ettin mi? Olabilir de bunun babamla ne alakası var? Açıkçası seninle de pek bir alakası yok anne. Sana ben ne dedim oğlum? O Halil İbrahim'e bulaşma. Bırak kimle didişiyorsa didişsin ama sen bulaşma demedim mi oğlum? Anne, Fikret abi bir emir verdi. Ben de gereğini yaptım. Bu kadar. Sonunda da başarılı olamadım. Yavuz, konuyu tam olarak anlat. Neyi, nerede, kime nasıl yaptırdığını bileyim ki ona göre tedbirimi alayım. Baba neyi anlatayım? Zeynep'le Davut'un yerinde yemek yiyorlardı. Halil İbrahim oradan ayrıldıktan sonra Enver'i taktım peşine. Tek bir şey yapacaktı, beceremedi onu da. Yavuz, nerede olacaklarını sana ben söyledim. Evet, sen söyledin. Ben ablamın kocasına tuzak mı kurmuş oldum şimdi? Ve düğünümüze davet ettim, arkadaşları öldü. Evlerine gittim, Halil İbrahim'e saldırttın. O da senin babanı vurdu kızım. Yani en başından zaten senin o eve gitmen yanlış. Kime sordun da gittin? Kocama sordum da gittim. Ama beni azarlamak için gönderdiğini düşünmemiştim. Sağ olsun. Amacım o değildi Leyla. Bir dakika dur. Öyle bir amacım yoktu. Ağzını falan aramak değildi amacım. Leyla, yanlış anlıyorsun şu an. Amacın ne olursa olsun Yavuz. Bir daha beni böyle bir şeye alet edersen... Leyla'm tamam. Tamam. Gel. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gel. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz. Leyla'cığım. Leyla. Kusura bakma kızım. Ben de sana öyle bilmeden çıkış yaptım. Ama haklısın. Az sonra Zeynep'le gider konuşuruz. Durumu anlatırız. Hatta bir dargınlık, bir kırgınlık olmasın diye gerekirse Halil İbrahim'le de konuşuruz. Sen de duydun. Talimat Yavuz'un değil, Fikret abininmiş. Anne. Ne Halil İbrahim'i, ne görüşmesi ya? Hı? Bu adam bizim hasmımız ya. Yavuz. Birinden hasmım diye bahsedeceksen o kişi ölmüş olsun. Mesela Halil İbrahim gibi hala yaşıyorsa ona hasmım deme. Eyvallah baba. Günaydın Damla Hanım. Beni istemişsiniz. Günaydın. Otur Sevgi. Fikret Bey'in odasının temizliğiyle sen mi ilgileniyorsun? Evet Damla Hanım. Dün acaba kartını birine vermiş olabilir misin? Kimseye vermedim Damla Hanım. Bir sıkıntı mı varmış odada? Bir eksiğim mi olmuş? Evet olmuş. Halil İbrahim dün senin kartını kullanarak Fikret Bey'in odasına girmiş.
Şimdi ben bu şartlar altında seni burada çalıştırmaya nasıl devam edeyim? Ya da sana ne yapayım? Bence hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey olmamış gibi davranın Damla'nın. Allah Allah. Ne demekmiş o? Ben nasıl bazı şeyleri görmezden geliyorsam... siz de öyle yapın. Neden bahsettiğini anlamıyorum Sevgi. Ben de sizin evli bir adamla yaptıklarınızı anlamıyorum. Ama susuyorum. Siz de susun, kimse bilmesin diyorum. Vay vay vay. Demek Sevgi sadece temizlik yapmıyormuş. Bir de kirli çamaşırları karıştırıyormuş, öyle mi? İyi. Madem öyle, Fikret Bey'in odasında küpemi düşürdüm. Onu git, bana bul ve getir. Tamam mı? Bundan sonra benim sırdaşımsın. Gidebilirsin. Gel. Zeynep. Ayşe. Küpeni abinin odasında düşürmüşsün. Teşekkür ederim. Sinirden fark etmemişim bile. Senin de değil mi? Tabii ki benim Ayşe. Doktor gelmiş bu arada. Rızvan babayı muayene ediyor. Sen de bir gör istersen. Tamam, ben birazdan geliyorum. Zeynep, küpe senin değil ki. Farkındayım Elif. Ama Fikret abim benim bildiğim, sevdiğim Fikret abim mi? Ondan hiç emin değilim işte. Yok canım, daha neler bak. Halil İbrahim'den şüphelenirim, Fikret'ten şüphelenmem. Ay herkes Halil İbrahim'den şüphelensin zaten. Ama Zeynep, abinden bahsediyoruz. Baksana, karısı bile aklına başkasını getirmemiş. Gelmiş sana küpeyi uzatıyor. Abim tuzak da kurmazdı. Kurdu ama. Yok, bu senin babanın koltuğunda bir şey var. Oturan değişiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar da geçip yerine oturur. Fikret abim de kurtulur, ben de kurtulurum. Hadi ya, şunu içseydin. Boş ver, sonra yerim. Rızvan Bey şaşırtıcı bir iyileşme gösteriyor. Değerleri aynen devam ederse muhtemelen birkaç güne uyandırırız. Tabii ona ne tepki verecek hep beraber göreceğiz. İnşallah iyi olacak. Peki biz bu süreçte tekrar hastaneye yatıralım mı? Hani ola ki ters bir şey olursa siz hemen müdahale edersiniz. Hala hastane değil doktor bey. Ben bu adam iyi olsun diye eve çıkardım, kendine geldi. Ben kendi evime götürsem zaten uçacak, yürüyecek bu adam. Bu konularda aceleci olmayalım Asiye Hanım. İyiye gidiyor derken yarın ayağa kalkacakmış gibi düşünmeyin. Ben ne düşüneceğim zaten? Bu evde nasıl kalkacak ayağa bu adam? Daha kötü olacak. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi sağ günler, olun. Sağ olun. Ya sen niye abuk sabuk konuşup kendini rezil ediyorsun acaba? Bak, iki tane yetişkin evlatlarımız var. El alemin adamın yanında. Ben niye rezil edeceğim onları? Ha, aslan gibi çocuklar. Hele bu Tuncay'ım sakinlerin sütünü içmedi. Seninkini de erken bırakmış. Olacak aslan gibi çocuklar, babaları gibi. Doktor ben yokken başka bir şey söyledi mi anne? Söyledi kızım, söylemez mi? Kızınız biraz daha sabretsin, kocasına kavuşacak dedi. Bana başkalarının yanında böyle konuşma diyorsun, bunların yanında ettiğin lafa bak. Bunlar ki bunlar? Ha, kimde bahsediyorsun? Kardeşlerinden mi bahsediyorsun? Sana söylüyorum. Ha bana. Ben senin hakkında o kadar çok şey biliyorum ki. O ana ne derse desin. Sen ne yapacaksın? O baban kalktıktan sonra o kocana mı gideceksin yine? Ha? Herkes kocasının peşine düşmüş. Bir ben mi battım ya? Abla, senin kocam dediğin bizim babamızı vurdu ya hani. Kapatsan mı konuyu artık? Tuncay, sen bu mikropla fazla dolaşma. Belli ki sana da hastalık bulaştırıyor. Allah Allah, ben ne yaptım ya? Çocuk kendi özgür fikrini söylüyor sana Zeynep. Ayrıca bak, ben seni görmezden geliyorum, hala gelmiş bana bir şeyler söylüyorsun. Kalk Tuncay'ım, kalk bir sabah alalım oğlum. Hadi kalk, hadi kalk. Ben de geleceğim. Gel anneciğim, haydi. Ben de geleceğim, sizle hava alacağım biraz. Öf, nefessiz kaldı burada. Nedim anne. Efendim kızım. Nergis yengeyle Leyla geldi. Hah, gelsinler canım, gelsinler. Bana bak, ben sonra gelirim, hava alırım sizle.
Hoş geldin Nergis. Hoş bulduk Nedime. Geç canım. Abla. Hoş geldin kızım sen. Nergis merhaba. Hoş geldin Leyla. Hoş geldin Nergis. Nasılsın? Hoş bulduk Hasiye'cim. Hoş bulduk. Ya abla benim konuyla bir alakam yok. Ne olur benden bilme. Biz de o konuyu konuşmaya geldik Zeynep'ciğim. Benim konuşacak bir şeyim yok. Bir dinle kızım, bir dinle. İki çift laf edeceğiz. Günahımızı alma diye buradayız. Zeynep otur kızım. Bir dinle bakalım misafirlerimizi. Otur. Leyla, seni çok özlemişim ha küçük kız. Nasılsın? Bana bak. Git bana bir çay demle. Bu Sakine'nin kızı, bu yılan başı beni her an zehirleyebilir. Ha? Git haydi. Yemin ediyorum hararet bastı be. Bir yudum çay içemedim. Aşk olsun teyze ya. Anne önündeki ne? O benim değil, bilmem ben başkasının. Hadi yap, haydi. Kızım sen hepimize çay getir. Olur Nedime Hanım. Ayrıca aramızdan bu kadar hızlı ayrılmanızı istemiyoruz. Yavaş yavaş olması tercihimiz. Allah Allah, cümlelere bak sen. Bana bak. Bu aynı senin süt kardeşin Hasen'deki o pabuç kadar değil, bunda da var. Ha Zeynep? Aynen öyle Asiye Hanım. Siz çok yaşayın. Ben yaşayayım tabii. Ama siz de çok yaşayın. Siz de çok yaşayın. Öyle bir yaşayın, öyle bir yaşayın ki bütün etrafınızdaki herkes ölsün. Selamun kavlen. Ya ne biçim konuşuyorsun Asiye? Ya bir dur Allah aşkına. Ya sabah sabah bedduayla mı güne başlanır? Ben sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? Ayrıca biz çok güzel başladık sabaha. Ha Nedime? Benim Rizvan'ım böyle aslan gibi hareketlenmiş biraz maşallah. Değil mi Nedime? Hayırlısılar. Rizvan da bir ayağa kalksa da ben de şu kadından bir kurtulsam. Sen 32 yıl benden kurtulamamışsın. Şimdi 32 saatte benden kurtulma peşinde misin ha? Ha, olacak iş var, olmayacak iş var. Sen bensiz yapamazsın. Ben seni yaşatırım. Anladın mı? Ha? Bu rekabet duygusu seni iki dirhem bir çekirdek tutay. Ha. Neyse Nergis söyle bakalım sen ne oldu, niye geldin? Ne oldu, oğlunu biri mi öldürecek, ne olacak? O da mı korktu? Zeynep'ten bir şey mi isteyeceksin? Ha? Anlat bakalım. Teyze bir dur artık. Herkesi sıradan geçirdin bir dur. Geçiririm. Dur dur sen dur asıl. Sen dur. Sen gel bakalım ben seçeceğim o çayı. Korkmayın ya. Şunu alın. Seçin seçin. Daha sizi öldürecek bir zehir bulunmadı henüz. Bak burada haklısın. Hadi bak işine şimdi. Konuşabilir miyim Asiye? Konuş, konuş. Ben seni dinlerim. Konuş. Sen konuşacaksın. Sağ ol. Şimdi Zeynep, bir tartışma olmuş abinle Halil İbrahim arasında. Abin de Yavuz'a bir talimat vermiş. Halil İbrahim'e de bir şey olmamış. Çünkü becerikli birine havale etmemiş işi. Neticede artık aile bağlarımız var. Tabii bir gözdağı olsun, Fikret'in lafı yerde kalmasın diye de Yavuz yaptırtmak zorunda kalmış. Diyelim ki ben size inandım. Beni kandırdınız. Ne olacak? Ben gidip Halil İbrahim'e anlatacağım, o da kanacak buna öyle mi? Gerekirse birlikte gideriz abla. Benim de istemeden kabahatim var. Ben söyledim nerede yemek yiyeceğinizi. Hayatım, senin kabahatinle tetikçi gönderen kocanın kabahati bir değil. Değil elbette. Tabii ki değil. Ama ona bakarsan Fikret'in kabahatiyle Yavuz'un kabahati de bir değil. Ne demek istiyorsun yani Nergis yenge? Damla'yla konuştum. Halil İbrahim dün otele gelmiş. Fikret'e bir şey yapmamış. Yani demem o ki acısını Yavuz'dan çıkarmasın. Hazır olaylar yavaş yavaş durulmuşken iyice çığırından çıkmasın. Onu diyorum. Olaylar ne zaman yatıştı? Pardon ben kaçırmışım orayı. Sizin oğlunuz benim yanımdan ayrılan Halil İbrahim'e sıktırdı. Ben oradaydım, kendi gözlerimle gördüm. Sen gitmeseydin belki de bunun hiçbiri olmayacaktı. Nereden biliyorsun? Ha yine ben kabahatliyim yani. Ya abla
Ben senden bir şey rica edebilir miyim? Leyla'cığım dinlemez. Halil İbrahim beni dinlemez. Siz zannediyorsunuz ki beni dinlediği için Fikret abime sıkmadı. Öyle bir şey yok. Halil İbrahim benim yüzüme bile bakmadı. Ben şimdi böyle kendi kendime öyle deyince düşündüm de. Sen niye suratına baksın? Ha? Suratsız. Senin neyine baksın? Anne sen bir susar mısın? Sağ ol, cevap verme hadi. Abla, bir yolu olmalı. Neyle geldiniz? Yürüdük. Onca yolu. Ne olacak? 4 saat yürüdük. İyi dur, getireyim. Sorulmalı mı çocukla? Yok, kolay bir şey olmaz. Hayırdır Cemal? Halil İbrahim. Sana soracaktım ama Ceylan yabancımız değil. Neyi soracaktınız? Halil İbrahim sen misin? Benim. Ben Ceylan, bu da kardeşim Sevda. Yukarı köyden tanırım ben Cemal'le Sıtkı'yı. Namun oralara kadar geldi yani. Sevda, bak bana Halil İbrahim'i soruyordun. Ben zaten görünce anladım. Bak sen. Nereden anladın güzel Sevda? Çok uzun demişti çoban İsmail. Çok yakışıklı. Bak sen şu çoban İsmail'e. Başka ne dedi? Bizim bir ineğimiz, 4 de koyunumuz vardı. Koyunların ikisini geçen kurt kaptı. Ben kendi canımı dert etmem de Sevda daha küçük görüyorsun. Çoban İsmail var, o dedi Halil İbrahim'e gidin, o size hem tüfek hem de fişek verir dedi. Ama ben Cemal'le Sıtkı'ya da söyledim, karşılıksız bir şey istemem. Bahar'a 2 koyununu getiririm. Bırak artık elini. Abi Ceylanların yaşadığı yer biraz ıssızdır. Kimseleri de yok, yetim öksüzler yani. Ne olmuş canım yetim öksüzsek? Biz bize yeteriz. Hemen terslenme Ceylan, bir şey demedim. Bir tüfek için de yalvaracak değilim. Veririm. Bir tüfek, istemediğiniz kadar da fişek veririm. Ama bir ineğinizi, 2 de koyununuzu hemen şimdi isterim. Ya biz neyle geçineceğiz? Gelin burada geçinelim işte. Kışı burada atlatalım. Eğer gitmek isterseniz 2 koyununuzu bırakırsınız Bahar'da, öyle gidersiniz. Anladım, sen bize acıdın. Sağ ol. Yürü kızım. Ceylan gel bir anlaşma yapalım seninle. Bir anlaşma yapalım, bak ben de yetim öksüz büyüdüm. Biz burada kardeşlerimle hep beraber geçinip gidiyoruz. Burada herkes bir işin ucundan tutar. Kimse kimsenin hizmetinde de emrinde de değil. Hem kış geliyor. Havalar şimdi iyi. Ama yakında çok soğuyacak. Kardeşini tehlikeye atma. Ben daha yeni bir kardeş kaybettim. Sen de kaybetme isterim. İkimiz ayrı bir oda isterim ama. Bir de hayvanlarım için kalacak yer. Ağır desene kız şuna. Neyse ne canım. Koca ev vardır bir şeyiniz herhalde. Var var. Çok ciğerimiz var. Cemal, Sıtkı, siz bir kamyonet ayarlayın, hayvanları alın gelin. Tamam, tamam abi. Üstümüz başımız var bizim. İllaki vardır. Da, burada da var. Bak Bahar'da döneceksiniz zaten, boşuna gitmeyin oraya kadar. İyi. Hadi gelin birlikte bir kahvaltı yapalım o zaman. Sevdacığım sen kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Yalan söyleme kız. 7 yaşındasın sen. Ama yakında 10 olacağım. Abim 22 yaşında. Askerde, Murat ismi. Ablam 24. Abime de bana da o baktı. Çünkü annem beni doğurunca gitti. Nereye gitti? Cennete gitti. Peki baban? O da cehenneme gitti.
şey yapmadınız mı? Kim o gelenler? Aa, burada park var. Evet, sever misin parkları? Hı hı. Oynarsın bol bol. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, iki misafirimiz var. Gerçi bugünlük misafirler. Bundan sonra bizimle birlikte olacaklar. Bahara kadar. Bu güzel kızın adı Sevda. Bu da Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Memnun olduk. Kimlerdensiniz? Cemal ile Sıtkı'nın köylüsüyüz biz. Babam oduncuydu. Nihat. Kumarcı Nihat. Yusuf ayıp da. Yok, ayıbı yok, doğru. Sattım onu mülkü, anamı da veremetti gitti. Ya ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. Eda Nurben bu arada. Senin adın ne? Sevda. Merhaba Sevda. Memnun oldum. Sen Ali İbrahim'in karısı mısın? Ben kardeşiyim. Bak bu da Sema. Sema mı karısı? Tövbe estağfurullah. Hayır, karısının adı Zeynep. Ama şimdi yok burada. O nerede? Babasının evinde. Seni terk mi etti? Sus kız artık. Sevdacığım, o biraz uzun bir konu. Ben sana daha sonra anlatırım, olur mu? Buyurun kahvaltıya, geçin. He, hadi. Bak neler var burada, bak. Bak. Getirdim. Al bak şununla başla hemen. Sen kimsin? Bu bal Osman. Bal mı? He, arıcıydı bu eskiden. Çok da güzel balları vardı. Ama hepsini hapur pur yiyince yiyecek balı kalmadı. Gidecek yeri de kalmadı. Buraya geldi. Şimdi bakımlarıyla ben ilgileniyorum. Ben Bal Osman. Bu da Turan. Otomotiv Turan. Satacak arabası kalmayınca geldi burada arabaları yıkıyor. Ya. Bak bu Muzaffer amcan. Bu Yusuf amcan. Hoş geldin kız. Bu Merve teyze. Hoş geldin. Bu Fatma annemiz. Hoş geldin. Bu da Derviş dayı. Bak Derviş dayı aslında Halil İbrahim'in dayısı. Ama artık hepimizin dayısı oldu. Kalabalık mısınız? Yük olmayalım. Bu nasıl laf kızım? İşte hepimiz bir aradayız. İnsanın iyi günü de olur, kötü günü de olur. Siz geldiniz, yüzümüz güldü. O kadar yol nasıl geldiniz? Yürüdük. Ah canım benim, çok yorulmuşsunuzdur. Yemekten sonra ben size odanıza gösteririm, dinlenirsiniz, tamam mı? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hadi buyurun. Selam. Ben her şeyimiz var dedi. Üst baş bir şeyler ayarlarız. Tamam, hallederiz biz. Bandır ona biraz yumurta ya. Yumurtası bak, Tayyip pekmez yesin. Bir paket şey yapalım Sevda'ya. Hadi şu çayını iç de kalk git artık ya. Kalkmanı bekleyene kadar ne kadar boş konu varsa konuştum. Karadeniz'i boydan boya kurtardım. Ekonomiyi düzelttim. Süpara futbola yeni bir soluk getirdim. Sen hala buradasın. Ya hadi bir git. Fikret abinle özel bir şey konuşacağım. En başından deseydiniz Levent Bey. Biz de kulağımızı bu kadar radyasyona maruz bırakmazdık. Ben bir hava alacağım Fikret Bey dışarı. Al. Benim yerime de al. Radyosçum olmuş. Sen buna çok yüz veriyorsun. Bir de bunu böyle baş köşelerde oturtuyorsun. Şota aileden Levent. Sana ne? Sen ne konuşacaksan konuş. Ben sana teşekkür edeceğim daha. Hayırdır? Bilmeden bir iyilik mi ettim sana? Daha ne edeceksin? Tamam demişsin. Ne tamam demişim? Ya söylesene ne bağıracaksın beni burada ya? Şşt. Tam olayı. Ha, o konu. Şimdi şöyle. Ben Ayşe'ye benim için mahsuru yok. Hatta yeter ki beni bulaştırma dedim. Ama. Ama ne da? Bak birileri seni yönlendiriyorsa
Hani önceden de olduğu gibi. Yok şöyle olur, yok böyle olur. Yok böyle uygundur, şöyle uygundur ailemiz için gibi. Hiç girme o işe. Hem sen bana demedin mi ya? Ben Moldovyalı beğenirim. İşte bıldırcın severim falan. Severim. Ha. Ama Moldovya'da böyle bir bıldırcın yok. Bu kızın bir tane sorunu var. Büyük bir sorun. O da abisinin Yavuz olması. Gerçi yakında Halil İbrahim vurur onu. Dünkü mevzu yüzünden. İlk 40 gün taziye olarak, 41. günde düğün olarak düşündüm ben. Hı. Kızla konuştun mu? O ne düşünüyormuş? Çok beğeniyormuş, bayılıyormuş bana. Hakkımda çok olumlu şeyler söylemiş. Boyu boyuma demiş. Ha, kısa konuşmuş yani. Aynen aynen, net. Olsun, sen yine de Damla'yla bir konuş. Şimdi o ailesinin zoruyla, baskısıyla falan evet dediyse hani... hiç girme o işe. Ya Damla da aile baskısıyla iş yapacak gözü var mı ya? Sen kaç gündür bu otelde kalıyorsun? Hiç mi görmedin? Gördüm, gördüm. Şimdi... nasıl yapalım? Hı? Konuyu sen mi Yavuz'a açarsın? Ölmesini mi bekleyelim? Bak yine boş boş konuşmaya başladın. Ayrıca Halil İbrahim nereye öldürüyormuş ya Yavuz? Gelsin Yavuz, kendisine burada söylersin. Buraya? Ha. Yok, olmaz. Burası uygun değil. Ben Yavuz'u arayayım. Davut'un yerinde yemek yiyelim. Halil İbrahim Yavuz'a bir şey yapmasın diye mi Davut'un yeri? Yavuz sana bir şey yapmasın diye mi? Her ikisi için de mantıklı değil mi? Sonuçta bunlarla uzlaşamazsın, doğru düzgün konuşamazsın ki. Odunun tek ikisi de. Makul bir şekilde konuşmak mümkün değil bunlarla. O yüzden Davut'un yerini düşündüm. Bak yine haklısın. Şaşırtıyorsun beni. Bu aralar sana bir şey oldu. Ne oldu? İçkiyi bıraktım. Sağlıklı besleniyorum. Spora başladım. Böyle manyak acayip enerjik hissediyorum. Makine gibi bir şey oldu. Hah, kardeşin geldi. Siz abi kardeş bir konuşun. Ben de bir telefon açayım. Sen nerelerdesin ya? Özlettin kendini. Kilo vermişsin birazcık. Yemek ye. Gel yavrum otur. Gidiyorsun ha Tuncay'ım. Ben durmak istedim. Ama annem izin vermedi. Git oğlum git. Okulunu oku. Kendine güzel bir gelecek kurmak için okuluna asıl. Mümkünse de bir daha buraya geri dönme. Doktorlar babamın durumunun iyi gittiğini söyledi. İyileşince tekrar gelmek istiyorum. Geleceksin. Tabii ki geleceksin de. Benden habersiz değil. Tamam mı? Söz mü? Söz abi. Bak bu söz mevzusunu daha önce seninle konuşmuştuk. Konuştuk abi. Tuncay'ım. Bana gönül koyma. Benim tek meselem ailemizden artık birileri zarar görmesin. Anlıyorsun değil mi? Aslanım. Hadi. Hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim. Varınca da annene hemen haber veriyorsun, tamam mı? Uzatma daha, uzatma. Ben sana kötü bir şey mi söyledim? Baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ha, ama ben korkuyorum. Dışarı çıkamam. Anam izin vermiyor diyorsan o ayrı. Bağırma da bağırma. Bağırma bırak. Tamam. Kapat. Ben seni arayacağım. Davut'un yerine varınca ben sana haber vereceğim. Kapat. Damla. Bu ne ya her günü iş, iş, iş? He? Bu nasıl bir böyle bir turizm otelcilik sevdasıdır? Ya evet işte işler bir türlü bitmiyor Levent Bey, ne yapalım? Bey mi? He, tabii kurumsal ortam olduğu için beyli meyli tabii anlıyorum. Mantıklı, zekice. De böyle olmaz. Bizim vakit geçirmemiz lazım, birbirimizi böyle bir tanımamız lazım değil mi? Ben seni bir ara bir yemeğe götüreyim ha, ne dersin? Yemeğe? He. Olur. Olur tabii, niye olmasın? Olur, güzel. Güzel olur. Da yemediğin bir şey var mı? Mesela et yemem, biber bende gaz yapıyor falan. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok, hiç öyle bir şeyim yok. Süper. O zaman var ya seni harika bir yere götüreceğim. Tamam.
Hatta bugün olmaz. Bugün çok önemli bir randevum var. Çok ama önemli. Ama bugünden sonra yarın, yarından sonra her gün ben artık müsaitim. Olur, tamam. Haberleşiriz diyelim o zaman. Diyelim. Görüşürüz. Görüşelim. Çok şey yapma, bakma. Bakma, cool'dur. Kameralar falan olabilir. Dikkat et. Güzel konuştun. Özgüvenli konuştun. Seninle gurur duyuyorum, evet. Merhaba Tuncay Bey. Yılmaz abini sizi görmek istedi. Yılmaz abi nerede? Sizi bekliyor. Benim uçağım var, ben gidiyorum. Özel uçakla gönderecekmiş sizi. Yeğenim hazır buradayken onu da bir göreyim, öyle gideyim buralardan dedi. Tamam. Abime haber vereyim. Kimseye haber vermesin dedi. Telefonunuzu bana verin, ben dönüşte veririm size. Malum takipteyiz. Geldiniz Mehmet Ali abi. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Acil dedin, önemli dedin. Çok merak ettim. Hayırdır? Kötü bir şey yok inşallah. Kötü bir şey olmasın diye buluşmak istedim aslında. Abi, yahut işle ilgili bir şeyse baştan söyleyeyim, benim bir prensibim var Zeynep'ciğim. Verdiğim sözden dönmem. Kime ne söz verdiğinizi bilmiyorum. Ben sadece abim de Halil İbrahim de zarar görmesin, kan dökülmesin istiyorum. Bunu sağlayabilecek tek kişi sizsiniz. İkisi de sizi dinler diye düşündüm. Bu fikre nereden vardın? Geçen gün Halil İbrahim'le oturuyordunuz. Muhtemelen söz verdiğiniz kişi o. Fikret abimi de seversiniz diye biliyorum. Severim Fikret'i. Açıkçası kocanı da sevdim. Ama bu ikisi arada senin olmana rağmen anlaşılan birbirlerine diş biliyorlar. Beni niye dinlesinler? Şu anda ikisi de beni dinlemez. Açıkçası ben de sürekli didişmelerinden, öfkelerinden çok yoruldum. Madem ikisi de sizinle ticaret yapmak istiyor, o yüzden kıramayacakları tek kişi sizsiniz. Abinlerin teklifini reddettim. Kocanla anlaştım. Yani o yüzden ikisini uzlaştıramayabilirim. Birinin, herhangi birinin kanının dökülmesi sizin ticaretinizi bozmaz mı? Bizim sektörde bozmaz. Ama dikkatleri üstümüze çekmek iyi değildir. İşleri sekteye uğratabilir. Belki siz bunu Halil İbrahim'e söylerseniz ortalık bir süre durulur. Abla iyi ki geldik. Burası çok güzel değil mi? Sen yine de fazla alışma. Kalıcı değiliz. Niye değiliz? Niye gidiyoruz yani? Burası bizim evimiz mi Sevda? Halil İbrahim hepimizin evi dedi. Desin. Gitsek de ben büyüyünce geleceğim onunla evleneceğim. Hele sen bir büyü de evlenirmiş. O zaman sen evlen. Ben buradan gitmek istemiyorum. Sevda. Bana bak. Dangıl dungul konuşuyorsun insanların yanında da. Koparma modelini ha. Yok karısı nerede, yok bilmem ne. Sana ne kız? Karısı varsa niye burada değil? E anlattı ya çoban İsmail. Halil İbrahim karısının babasını vurmuş, kız da gitmiş. Daha sorma, ayıptır ya. Aa,
Abla canım acıdı, saçım iyi oldu. Dur. Bu Ceylan niye kimseye abi demiyor, abla demiyor? Demek kimseden ne ablalık gördü ne abilik. Sen de ne kabahat buluyorsun Merve hemen. Canım ne kabahat bulacağım? Sevdim ikisini de, melek gibiler maşallah. Sevdacığım, sen ne kadar güzel olmuşsun. Gel bakayım. Ay. Ne kadar yakışmış ya. Saçım da çok güzel oldu, kokla bak. Gel bakayım. Oh. Oh, mis gibi kokmuş. Halil Bey'im nerede, o da koklasın. Tövbe yarabbim. Normalde böyle değildir, o şimdi sizi görünce şımardı. Bırak şımarsın, tam şımaracağı yer burası. Herkesin onun tatlılığına ihtiyacı var burada. Sağ olun üst baş için bu arada. Sevda'ya da almışsınız. Ne demek? O zaman ben seni Halil İbrahim'e götüreyim ha? Hadi gel. Ben de geleyim sizinle, hem ona da bir teşekkür edeyim. Tamam, hadi gidelim beraber. Hadi ablası. Gel bakalım. Mehmet Ali Bey seninle görüşmek istiyormuş Davut'un yerinde. Ne zaman? Şimdi. Hayırdır dayı? Ne bileyim yeğenim, müsaitse görüşelim dedi. Allah Allah. İyi, gidelim. Halil İbrahim abisi, öpecekmiş seni Sevda. Aa. Sevdacığım, ne güzel kokuyor senin saçların böyle. Taramıştım, daha güzeldi. Ablam biraz yoldu. Ya senin kıyafetlerin ne güzel olmuş. Prenses gibi olmuşsun. Evet, çok beğendim. Peki odanı sevdin mi? Çok güzel. Seninki nerede? Sevda. Sevdacığım o şöminenin yanındaki koltukta uyuyor. Uykun kaçarsa haberin olsun. Demeyin buna böyle şeyler. Yüz buldu ya, sizden astarını istiyor şimdi. Hayır İbrahim. Bizi evinize aldınız. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sevdacığım, biz şimdi abilerine dışarı çıkacağız. Canım bir şey istiyor mu? Gelirken bir şeyler alayım sana. Yok. Hadi durun. Oh. Oh. Görüşürüz. Görüşürüz. Otursana sen. Görüşürüz. İlla ki bitmez bu evin işi. Ben de boş duramam, bir iş verin bana, hemen yapayım. Yani doğru diyorsun, bu evin iş bitmez de. Sen bugün dinlen, biz sana nasıl olsa yarına yapacak bir şeyler buluruz. Bulur. Sema bulur. Buyurun Tuncay Bey. Vay, aslan yeğenim. Gel gel, sarıl bakayım bir abine. Ne oldu Tuncay'ım? Bir soğuksun abine. Haklısındır gerçi, kim bilir neler anlattılar sana. Geç otur, geç. Yılmaz abi, Fikret abim burada olduğumu duyarsa... Bırak şimdi Fikret abini. Fikret abin kendi işinin derdine düşmüş. Asıl ben babandan haber alamıyorum. Onun için çağırdım seni buraya. Nasıl durumu? Doktorlar iyiye doğru gidiyor dedi. İyi, sevindim. Yok, anneni bile arayamıyorum. Oteldeki bütün rezilliği benim üstüme yıktılar. Ercan'ı yollamışsın otele. Ercan benim adamım Tuncay'ım. Babamın adamı. Babanla beraber konuşmuşlar, işbirliği yapmışlar Halil İbrahim'i öldürmek için. Yarım yamalak bir plan yapmışlar. Ailemiz, şerefimiz iki paralık oldu. Evde baban yataklardan kalkamıyor. Kız kardeşim babanı vuran adamın peşinde. Jandarma benim peşimde, buradan çıkıp Halil İbrahim'in kafasına sıkamıyorum. Her ne kadar babanın kanı bana düşmese de, üç tane oğlu varken... yine de buradan çıkınca annenin hatırına Halil İbrahim'in kafasına sıkacağım. Tamer de aynı şeyi söyledi ama Asiye anne de ona izin vermemiş. Bırak. Korkan teki o, anasını bahane ediyor. Babası orada ağzında hortumlarla yatakta yatıyor. Kız çocuğu gibi evde oturuyor. Hiç olmaz olsun öyle evlat. Ben senin yerinde olsam var ya, neyse boş ver.
Ben senin yerinde olsam ne abi? Sen bunları boş ver şimdi Tuncay'ım. Okul nasıl gidiyor? Anlat bakayım bana. Ne okul abi? Bir şey söyleyin, devamını getir. Böyle durumlarda babasının kanını yerde bırakmayan oğul ailenin reisi olur Tuncay. Ama sen kolejli çocuksun. Beceremezsin. Beceririm. Beceririm abi de nasıl yapacağım? Kaç gündür onu düşünüyorum ben de. Ne düşündün? Anlat bakayım bana. Ablam bahane edip gidip kapılarını çalsam açarlar. Halil İbrahim'le konuşacağım desem de görüşür benimle. Sıkmayı da sıkarım. Ama oradan nasıl çıkacağım? İçeriye nasıl düşmeyeceğim oraları bilmiyorum. Vay be. Aslan yeğenim benim. Sen bu işi yap. Ben seni oradan da çıkarırım. İçeride düşürmem. Özel uçakla da yurt dışına kaçırırım seni. Zaten baban ayaklanınca hasretine dayanamaz. Bütün bunların üstünü kapatır, seni getirir buralara. Bazı olaylar olmuş. Fikret'le senin aranda. Sen de olgun bir tavır göstermişsin bir şey yapmayarak. Fikret mi anlattı olanları? Zeynep anlattı Halil İbrahim. Zeynep ne alaka? Benimle konuşmak istedi. Olanları anlattı. Ve benden bir şey rica etti. Mehmet Ali Bey, biz seninle ticaret yapacağız. Bu aile konularını dışarıda tutalım. Bu bölgede aileler iş yapar. Aileler ticaret yapar. Aileyi dışarıda bırakıp ticaret yapacaksan balık bile tutamazsın. O yüzden ben akıllı insanları dinlerim. Mesela seni dinledim. İkna oldum ticaret konusunda. Zeynep'i de dinledim. İkna oldum aile konusunda. Neye ikna etti Zeynep sizi? Kan dökülmemesine mi? O duygusal konuştu da. Benim ikna olduğum tarafı duygusal değil. Seninle büyük işler yapacağız. Yakın zamanda uluslararası bir bağlantının içine gireceksin. Silah ticaretinin önemli bir noktasında yer alacaksın. Bunu yaparken bir taraftan savaşlar başlatırsan, hem de ailenle, yani kayınbiraderinle, bacanağınla, yıllardır bu işi yapan insanlarla çatışırsan, biz bunu uluslararası sisteme anlatamayız. En azından şimdilik. Benim derdim savaşmak değil Mehmet Ali Bey. Ne zaman savaşı bitirmeye çalışsam ya tuzak kurdular ya da arkamdan dolanıp silah sıktılar. Zeynep de bunu biliyor zaten. Ama insanın ailesinin böyle insanlar olduğunu kabul etmesi biraz zaman alıyor maalesef. Sana çok açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Bu insanlar senin ailen. İstesen de istemesen de. Sevsen de sevmesen de. Çatışsan da vuruşsan da bunlar senin ailen. O yüzden gel bu aileyi sen yönet. Onlarla barış. Çatışma. Nasıl olacak bu iş? Senin gururun müsaade etmiyorsa benim tecrübem bunu sağlar. Mesele gurur değil. O zaman sana bunu bir kere soracağım. Bir daha da sormayacağım. Olan oldu, ölen öldü. Mesele gurur, öfke, kibir değilse senin davan nedir? Ha? Neyin peşindesin Halil İbrahim? Benim bilmediğim bir davan varsa yeri ve zamanı şimdi. Söyle bileyim. Dur. Levent, özellikle mi getirdin beni oraya? Hı? Valla ben nereden bileyim? Herif buranın mirabimi olmuş. Her gün burada. Gidelim mi? Yok. Korkmuş gitmiş gibi olur öyle. Hem Davut'un yeri burası ya. Bir şey yapamaz. Bir şey yaparsa da bedelini öder. Öyle.
Yürü. Madem getirdin beni oraya, gel. Merhaba, Mehmetel abi. Merhaba Yavuz. Merhaba, Halil İbrahim. Madem hani burada denk geldik, Mehmet Ali abiyi de yumuşatıcı olarak düşünüyorum. Yeter ya. Vallahi yeter, bitsin bu hırgür, yeter. Buramıza kadar geldi, yeter artık daha. Yani geçen gün yine senin arkadan konuşuyorduk. Ben senin için dedim ki, vallahi onu gördüğüm yerde ona teşekkür edeceğim dedim. Ben senden çok şey öğrendim. Hani birbirimizden çok şey öğrendiğimize inanıyorum açıkçası. Oldu. Hepimizin hataları oldu. Hatalar ettik. Değil mi Yavuz? Ha? Eğer Halil İbrahim hatasını kabul ederse biz de bir öz eleştiri veririz. Neden olmasın? Bazılarınızı öldürmemek gibi bir hatam oldu gerçekten. Özellikle senin öz eleştirini almaya bizzat geleceğim Yavuz. Gel. Gel beklerim. Çok açma arayı ama. Çocuklar, belli ki siz bir şeyler yiyeceksiniz. Hadi, bizim işimiz var, kalkacağız zaten. Hadi. Tamam da, hadi. Hadi, hadi, hadi da, hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şu çeneni bir tut da, şu çeneni bir tut. Yok, öz eleştiriymiş. Ya bizim de bir takım hatalarımız oldu diyeceksin, bir adım geri atacaksın da. Happy topu bu da. Benim de karakterim bu Levent. Yapacak bir şey yok. Ben de bu şekil. O şekilde yani. Duydum. Karakterini delik deşik edeceğim dedi adam. Yılmaz Marten hariç. Tavsiyenize uymaya çalışacağım Mehmet Ali Bey. Ha, bu demek değil ki bana ya da sevdiklerime zarar vermeye kalkan olursa sessiz kalırım. Bundan sonrası senin savunma hakkın. Ben de senin bu hakkını ölümüne desteklerim. Kalkalım mı? Ben sizi uğurlayayım. Oh be. Kaza bela çıkarmadan gitti çok şükür. Ya ne tantana yaptın. Davut'un yerindeyiz. Zaten bir şey olmayacaktı. Çok büyüttün. Doğru. Neyse. Evet, hadi bakalım. Ne konuşacağım benimle? He. Nasılsın? İyisin. İyi görünüyorsun zaten. He, iyi. Evlilik nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Mutluyum yani. Tavsiye ediyor musun? Yani eğer düzgün bir adamsan, öyle gözün dışarıda değilse, zor ama Leyla gibi akıllı, güzel, böyle ailenle uyumlu bir kadın bulduysan hiç düşünme, evlen. Buldum da. Neyi buldun? Dediğin gibi akıllı, güzel, gözümü dışarıda bırakmayacak, ailemle uyumlu kızı buldum. Nereden buldun da? Vallahi çok uzaklara bakmamak lazım. Yakınlarda buldum. Bayağı yakınlarda buldum. İyi Levent, iyi. Sevindim senin adına. Hiç böyle yuva kurmak istediğini düşünmemiştim. Birileri seni hep zorluyordur diye düşünüyordum. E seni de tanıyorum. Sen alemleriyle meşhur bir karaktersin. Ha? Alem yok. Alem yok. Tövbe ettim. 1,5 aydır alem yok. Lan 1 aydır cezaevindeyiz zaten. E işte düşün. Çıktım çıkalı 0 alem. Hiç alem yok. İyi güzel. Kim bu ayaklarını yerden kesen kız? Aa, teessüf ederim. Ayaklarımı yerden kesen değil, bilhassa ayaklarımı yere bastıran kız. Ama tabii şimdi o bazı şeyleri, detayları çok bilmiyor yani. O yüzden ben de her şeyden önce seninle konuşmak istedim. Oğlum, benimle nasıl bir samimiyetin var ki bana anlatıyorsun? Önce git kızla konuş. Anlamadım. Neyi anlamadın? Nasıl anlamazsın ya? Neyi ya? Oğlum, o kız... He. Senin bacın da bacın. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun Levent? Oğlum bak. Halil İbrahim, şu an çok önemli bir şey konuşuyoruz. Hiç sırası değil. Kes sesini. Sonra anlatırsın. Bana bak Yavuz. Eğer bir gün böyle gerçekten samimiyetle, korkmadan beni vurmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bak, bunun için bir çocuğun bile cesareti yeter. Ama artık vazgeçin. Başkalarını kullanmaktan, tuzak kurmaktan, pusu atmaktan,
kahpelikten vazgeçin. Çünkü sizlerin ömrünü kısaltıyorum. Bak, seni hemen şu an burada ya da buranın çıkışında herhangi bir yerde öldürmem sadece 2 dakikamı alır. Bak birader. Kes sesini. Sözüm bitmedi. Bir, Zeynep'ten dolayı Leyla'nın hatırı var. 2, Mehmet Ali Bey'in hatırı var. Az önce Mehmet Ali Bey'e sizi öldürmeyeceğime dair bir söz verdim. Eğer bana ya da sevdiklerime zarar vermeye kalkmazsanız... Kimsin lan sen? Gelip tehdit ediyorsun bizi burada. Nerede görüyorsun oğlum sen kendini? Ha? Nereden geliyor bu özgüven? Ha? Atas! Lan ne yapıyorsun sen lan? Manyak mısın? Hayır, Davud'un yerinde kafayı mı yedin sen? Benim olduğum yer benimdir. Öyle buranın çıkışında bana tuzak kuracaksınız. Sonra burası falanın yeri, filanın yeri. Yok öyle bir şey. Adam olun. Son kez söylüyorum. Adam olun. Anladın mı? Anladın mı? Tamam da tamam. Tamam da anladım. Anladım tamam. Tamam. Tamam bırak lan. Zaten biz büyük bir aileyiz. Ha. Bağlarımız daha da güçlensin ister miyim? Neden istemeyeyim? Ama Levent de artık bir çeki düzen verecek hayatına. Öyle diyorsun da Dursun. Hepimiz evlendikten sonra durulduk. Hepimiz hovarda vur patlasın, çal oynasın alemci adamlardık. Bir Fikret neyse aynı kaldı, değişmedi. Sen ne diyorsun Fikret? Ben öyle ailelerin yakıştırmasıyla bir yuva kurmadım. İki taraf da karşıydı. Biz Ayşe ile birbirimizi sevdik, evlendik. Verebileceğim tavsiye ancak bu olur. Yani Damla ile Levent birbirini severse evlensinler. Yok sevmezlerse de zorlamayın insanları. Sen kızla konuştun mu Dursun? Annesi söyledi bir şeyler. Asiye de Levent'le konuşmuş. Ben de nasihat edeceğim oğluma bundan sonraki hayatı için. Fikret'in dediği gibi biraz zaman verelim bunları. Tanısınlar birbirlerini. Hem zaten Rızvan bu haldeyken, Halil İbrahim'le de durumumuz ortadayken yeni bir nikah yapacak halimiz yok. Doğru. Müsait miydiniz Fikret Bey? Söyle Şota. Bu Davut'un mekanında Halil İbrahim Yavuz'u bıçaklamış. Ne diyorsun Şota? Yani bıçaklamış dediysem öyle ciddi bir şey değil. Elinden. Kapıdan aradılar. Haber vereyim istedim. Ne işi varmış onların orada? Sabah Levent Yavuz'la buluşacağım, bu işi halledeceğim falan diyordu. Belli ki onun için buluşmuşlar da Halil İbrahim'in orada ne işi var? Sırf bu işi yapmaya mı gitmiş oraya? Yok. O Mehmet Ali Bey'le yemekteymiş. Tesadüf etmişler. Ben Mehmet Ali ile bir görüşeyim. Bu iş böyle olmayacak. Bir çözüm bulmak lazım. Ben de gidiyorum. Yavuz'un durumu ciddi mi, bakayım bir. Yanlarında söylemedim Fikret Bey. Neyi? Bu Mehmet Ali Bey'le Halil İbrahim'in buluşmasını Zeynep Hanım ayarlamış. Allah'ım delireceğim ya. Ya vallahi delireceğim ya. Ne zaman sorsam o Zeynep evden çıkmıyor. Hangi taşı kaldırsam altından Zeynep çıkıyor. Nerede o Şota? Ben kimse kimseye bir şey yapmasın diye oralara gidiyorum. O kadar dil döküyorum. Çıkışında Halil İbrahim Yavuz'a saldırıyor. Oh olsun ama o Yavuz'a. O da benim kardeşimi bıçaklamıştı. İyi yapmış Halil İbrahim. O Yavuz senin dil dökmelerin sayesinde yaşıyor olmasın?
Yoksa Halil İbrahim Davut'un yeri falan dinler miydi? Siz de iyice Halil İbrahimci oldunuz. Keşke sen de olsan da. Çekip gitsek bu evde. Kapısı herkese açıkmış diyorlar. Bir dakika anne, Zeyno. Ben ne olacağım? Senin yerin kocanın yanı. Ben yıllarca öyle yaptım. Herkese de tavsiyem bu. Vallahi ya. Gülün, gülün. Ben burada bir denge gütmeye çalışıyorum. Siz burnunuzu benim işlerime sokun, beni zor duruma düşünün, sonra da gülün. Zorumuzdan gülüyoruz Fikret. Umudumuz olduğundan değil. Sana dair bir umudumuz vardı, onu da yitirdik. Ben evimdeyim. Benimle mi konuşacaktın abi? Ben müsaadenizi isteyeyim, bir evin hanımına bakayım. Asiye Hanım'a. Tövbe tövbe. Buyur abicim. Otur. Aa, bu arada unutmadan. Karın küpeni düşürmüşsün diye bunu bana getirdi. Zeynep'in demişsin. Sen ne dedin? Benim dedim. Küpe benim dedim de... abi benim abim mi ondan emin değilim. Kimin bu? Ben nereden bileyim kimin? Zeynep. Abi bak ben odadan çıkarken odamla içeri giriyordu. Eğer bu küpe... Zeynep! Uzatma. Saçma sapan konuşma. Seni dinlemek istemiyorum abi. O yüzden kısa keseceğim. Bugün Halil İbrahim seni öldürmesin diye elimden geleni yaptım. Ama Ayşe'nin seni öldürmesine engel olamam. Ayağını denk al abi. Hayır yani abi elinin orasını nasıl kendi kendine bıçaklamış olabilirsin acaba ben merak ediyorum. Gergin. Gergin, senin bu abin çok gergin bir adam. Ete sinirlendi. Etin sinirine denk geldi. Etin sinirinden. Evet. Ya işte sinirlendi gitti kendi elini bıçakladı. Ya olur mu öyle şey canım? Yok zaten öyle bir şey değil de öyle kazara oldu işte. Birilerine sinirlendim de. Kimlere? Bana sinirlendi. Kime sinirlenecek? Onun derdi benimle. Bana sinirlendi o. Levent abimi bıçaklasaydın o zaman. Kendin niye bıçakladın? Keşke. Nankör. Ya Allah'ım benim hiçbir zaman bu kadınlardan yana yüzüm şansım gülmeyecek bir ya. Damla. Görüyorsun ya. Yani benim teyzemin öz kızı abisi acı çeksin istiyor. Böyle bir şey olabilir. Levent. Daha fazla uzatma bence. Hem zaten önemli de bir şey değilmiş böyle. İki dikiş atıldı geçti yani. Ama sen git Fikret abiye bir olanları anlat. Hmm. Doğru Fikret'e söyleyelim. O zaman müsaadenizi istiyorum ben. Müsaadesin. Geçmiş olsun diyelim. Görüyorsun Damlacığım. Abinin hiçbir şey yok maşallah var. Ben de otel tarafına geçeceğim. İstiyorsan seni götüreyim. Ama bu uçacağım ona. Yok şey benim arabam var ben kendim giderim. Çok sağ ol Levent. O zaman sen beni götür. Ben de Selimleri çünkü başka bir iş için göndereceğim arabayla da. Olur olur. Damla seni götürür. Olur olur. Aynen götürürüm. Gidelim o zaman. Lütfen buyurun. Efendim saygılar. Geçmiş olsun. Babacığım. Ya Levent, Halil İbrahim nasıl bıçaklayabildi sizi Davut'un mekanında? Ne? Damlacığım, yağmur yağıyor, hava buz gibi. Sen içeri geç, hasta olma. Hadi kızım. Yani kazadır, mazadır diye bin bir türlü yalan uydurdum, masal anlattım içeride. Sen geldin, saniyesinde berbat ettin her şeyi. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Şu meseleyi anlat. Ne anlatacağım ya? Git Yavuz içeride, o anlatsın sana. Ben Damla ile ilgileneceğim. Şok oldu kız ya. Psikolojinizi bozuyorsunuz bu kızım. Anne, bak bu Levent bana bir şeyler söyledi Damla'yla alakalı. Sizin de haberiniz varmış galiba. Çıldırtmayın beni, yemin ederim ben bunu boğarım ha. Yok. Öyle boğarım, vururum yok. Levent'le artık akraba sayılırsınız. O yüzden güzel güzel anlaşın, tamam mı? Ailemizin gücüne de güç katın.
Ne gücü anne? Levent'in ne gücü olabilir bizim ailemize katsın? Annen ne diyorsa onu yapacaksın. Uzatma. Şimdi anlat bakalım. Ne oldu Davut'un yerinde? Kızım, sen bize biraz müsaade ediver. Belli ki kocanın elinden çok gururu yaralanmış. Ne olmuşsa olmuş. Benim bilmeye hakkım var. Yavuz benim kocam. Başkasından duyacağım, ondan duymak isterim. Leyla haklı. Anlat Yavuz. Bu Halil İbrahim'in bir şekilde ölmesi lazım. Biz bununla yapamayız. Bu adamın duru durağı yok. Halil İbrahim'le görüşecektim. Kimsin? Tuncay Leto. Zeynep'in küçük kardeşiyim. Ablam burada yok. Biliyorum. Ondan mesaj getirdim. Bekle burada. Sıtkı, Halil İbrahim'e sorar mısın? Zeynep'in kardeşi Tuncay geldi. Seni buralarda hiç görmedik. Düğünlerde, derneklerde. Nereden çıktın şimdi sen? Ben burada yaşamıyorum. Okulum var. Yazları geliyorum sadece. Ne oldu şimdi? Tamam. Araba burada kalsın. Gel benimle. Üzerinde bir şey yoktur herhalde. Nasıl bir şey? Tamam tamam, gel hadi. Şu camlı bahçe. Oradalar. Giriş buradan. Gel Tuncay, otur. Özel konuşacaktım. Konu neydi? Ablamla ilgili. Hadi, biz çıkalım. Rahat rahat konuşun. Yok yok. Tamam, oturun siz. Gel biz biraz yürüyelim Tuncay. Hadi Seyda, üşümedin mi daha? Ablan en azından sen buralarda değilsin diye seviniyordu. Ne oldu, niye döndün? Babam için geldim. Bak kardeşim, ben babası gözü önünde vurulup öldürülmüş bir adamım. Hem de senin babanın emriyle. Buna rağmen
Babana sıkmaya çalışmadım. Ta ki kardeşim dediğim insanı kanlar içinde görünceye kadar. Babam bana sıktı. Ablanın kocasına. Diğer ablanın düğününde. Bak kardeşim. Benim babamla senin babanı karşılaştıracak değilim. Ama en azından şunu söyleyeyim sana. Benim babam bu dünyadan bir karıncayı bile incitmeden gitti. Senin baban çok insan incitti. Hala hayatta. Ama yine de senin üzüntünü anlıyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Senin buralarda olman iyi bir şey değil. Dön git okuluna. Ben buraya senden nasihat dinlemeye gelmedim. Haklısın. Neyse. Neydi ablanın mesajı? Onun mesajı yok. Ailemin mesajı var. Senin ailen benim muhatabım değil. Git öyle söyle onlara. Gel bakalım. Ne oldu yine? Niye çağırdınız beni? Sen gelince söyleyeceklermiş kızım. Bekliyoruz. Buyurun Asiye Hanım. Ben sana biraz bir gönül meselesinden bahsedeceğim. Hani benden duy istedim. Böyle kırıldım, şey aldı, incindim. Bunları yaşamadı istemem. Hani ben boştaydım, bana niye şimdi söylediniz? Bunları hiç yaşamadı istemediğim için konuşmak istedim sana. Hay Asiye, nerelere vardırdın olayı? Kızım, biz Levent'i baş göz edeceğiz de onu diyor. Ay, yine mi aynı konu? Konu sen değilsin Zeynep'ciğim, başkası. İyi de Ayşe Levent'ten ya da başkasından bana ne? Hakikaten Zuhal ya. Bizi ezmeye hangi prensesi alıyorsunuz da bozulacağımızı düşünüyorsunuz? Söyle, söyle. Bizim Nergiz yok mu? Onun kızı Damla. Nergiz'in bundan haberi var mı? Ben kendi kendinize gelin güvey olmuyorsunuzdur sanırım. Yok, olmaz, merak etme. Var tabii. Yok anne, öyle değil. Nergis yenge benim ağzımı aradı. Ben de organize ettim. Ayşe'cim, acaba sen otele organizatör falan mı olsan? Çok seviyorsun çünkü bu nişan düğün işlerini. Aşk olsun Zeynep ya. Yani ben herkes benim gibi mutlu olsun. Yuva sahibi olsun istiyorum. Sen dahil. Sen boş ver başkalarını Ayşe'cim. Kendi yuvana sahip çık. Kocan otelde değil, senin yanında kalsın mesela. Neyse. Ben müsaadenizi isteyeyim çünkü bu konularla hiç ilgilenmiyorum. Zeynep! Zeynep, Nedim Hanım. Ayşe koş Fikret abiye haber ver. Elif ne oluyor? Tuncay, Halil İbrahim'i vurmuş. Ne? Elif ne diyorsun sen? Evet, derviş getirmiş. Tuncay'ı kapıdalar. Derviş dayı, ne oluyor? Kardeşin Halil İbrahim'i vurdu. Halil İbrahim şu anda ambulansla hastaneye gidiyor.
bu sırtlarını da kimse öldürmesin diye sana gönderdim. Nasıl yaptın bunu? Zeynep! Nasıl yaptın bunu? Zeynep. Cevap ver bana! Zeynep. Bu aileden kan dökmeyen biri çıkmayacak mı? Cevap ver bana! Zeynep bir dur dinleyelim kızım. Bir dinleyelim anne! Dur! Ucay. Dinleyelim. Ucay! Ne yaptın sen? Sizin yapamadığınızı ben yaptım. Babamı vuran adamı vurdum. Öldü mü? Can çekişiyor. İyi. Yürü odaya. Yok öyle. Tuncay benimle geliyor, sen de benimle geliyorsun. Gidip bunu karakola teslim edeceğiz. Zeynep ne diyorsun sen kızım? Ne karakolu, saçmalama, yapma. Dur. Bana bak Zeynep. Git bak bakalım kocana. Can çekişiyor, bir ölmeden gör. O Tuncay'ın peşini de bırak. Katil doğurduğunuz, katil yetiştirdiğiniz yeter. Birileri bedelini ödeyecek ki bir tamam. Daha yapmayacak. Halil İbrahim'in böyle bir arzusu yok. Öldürmeyin, ablasına teslim edin dedi. Ben de teslim ettim. Gerisi sizin şerefinize kalmış. Sakin olun. Şoda. Arabayı hazırla. Tuncay'ı kaçırmana izin vermeyeceğim abi. Kaçırmayacağım Zeynep. Çekil şuradan. İyi. Nereye gidiyorsanız ben de geliyorum. Yürü. Abi ben gerekeni yaptım. Ben yapma. Sana, ben Fikret. Sana adam olacaksın yapma. Demedim ulan. Ha? Ne yaptın sen? Oğlum. Ne yaptın sen? Yapma Yürü. Fikret. Anne karışma. Bir de bana söz Fikret. Veriyorsun. Fikret. Yürü. Bana bak Zuhal, burada herkes birbirini yiyor. Bu nasıl bir ev? Sen de gel buraya taşı, biz bunları seyredelim. Şişt, bana da böyle güzel bir çay getir. İki şekerli açık olsun. Eve bak. Aksiyon. Yazıklar olsun sana. Bir de bana söz veriyorsun değil mi? Ha? Geç Fikret. Arabaya geç. Fikret. Geç. Oğlum bak yapma kardeşim. Çok küçük daha. Yok mu oğlum? Anne işime karışma. Fikret. Anne geç şuraya. Geç şuraya anne. Ayrılmayın buradan bir yere. Senin bu acılarını paylaşmak için bu evdeyim ben Nedim'e. Daha başlangıç. Acil ameliyata almamız lazım. Çıkartın hadi. Daya kardeşim benim. Daya. Hastane dedim benim. Hadi. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Bizi haberdar edin ha. Doktor bey size bilgi verecektir. Burada kalın. Bırakmadınız ki o çocuğu ellerimle geberteyim. Bırakmadınız. La manyak manyak konuşma Turan. Ben mi bırakmadım? Halil İbrahim dokunmayın dedi. Derviş dedi aldı götürdü olanı. Ben de onu diyorum ya Osman. Üstüme gelme de. Ya siz nasıl bu gaflete düşersiniz ya? O çocuğu üstünde aramadan o eve nasıl sokarsınız ha? Hatun haklısın. Haklısın Hatun da. Da ne diyeyim ben? Cemal'e ne diyeyim ha? Zeynep'in ufak kardeşini aramadı diye ben ona ne diyeyim? Perişan oldu çocuk zaten. O perişanlık görmemiş Turan. Onu var ya tokat manyağı edeceğim, aklı başına gelsin. Neden olsun? Neden olsun? İyi misin sen? Ha? Ben çok kötü oluyorum Turan. Ben yapamıyorum, yapamıyorum. Ben bu hastanelerde yapamıyorum. Yapamayacak mıyız ya buradan? Benim kocam burada öldü. Burada öldü benim kocam. Burada öldü benim kocam. Sema şey mi yapsanız, siz bir hava mı alsanız? Hani hatta eve gidin, ben size haber veririm ha? Eve gitmesi Turan, Allah aşkına ya. Helam gel tamam, biz bir hava alalım seninle gel. Bana bak Turan. Bundan sonra Zeynep dahi eve kim gelirse gelsin aranacak. Zeynep.
karısı. Halil İbrahim karısı Zeynep ha? Da anla da leto leto. Osman, Zeynep gelirse Halil İbrahim kendisi arar. Manyak manyak konuşma, beni de delirtme. Bak burama kadar geldi ha, yeter. Neyse net ulan. Görmedim el kadar çocuk kardeşimizi ne hale getirdi. Gördüm la, gördüm. Gördüm. Gördüm ha, gördüm. Gel. Komutanım, Halil İbrahim'i vurmuşlar. Nasıl vurmuşlar, kim vurmuş? Tuncay Leto. Tuncay Leto mu? Nasılmış durumu? Şimdi ben hastaneyi aradım. Ameliyatı almışlar. Kurşunu çıkaracaklarmış. Ölümcül değilmiş. O Tuncay mıdır nedir? Alın getirin hemen buraya. Yok zaten getirmişler komutanım. Fikret Leto ve Zeynep Leto kardeşlerini teslim etmişler. Tamam abisiyle ablasını odama alın. Çocuğu da sorgu odasına alın. Alican. Arkasında biri var mı? Nasıl vurmuş? Silahı nereden bulmuş? Hepsini öğrenmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Buyurun oturun şöyle. Ne olur kötü bir şey söylemeyin. Yok yok aldığım haberlere göre kötü bir şey yok. Ameliyat almışlar. Yarası ölümcül değilmiş. Oh, çok şükür. İyi. Fikret Bey ne oluyor? Siz mi yaptırdınız kardeşinize bunu? Ben mi? Halil İbrahim geçen günde saldırıya uğramıştı ya abi. Bu konularla bir alakanız var mı diye soruyor. Ben kardeşime ya da kardeşlerime böyle bir şey yaptırmam. Velev ki yaptırdım. Niye alıp buraya getireyim Müsteğmen'im? Zeynep Hanım siz anlatır mısınız? Ben kardeşinizin ismini duyunca anlam veremedim. Yani bu çocuk okuyordu bildiğim kadarıyla. Buralarda da değildi. Ne alaka bu? Komutanım, inanın Tuncay böyle bir çocuk değildi. İki günde zehirlediler kardeşimi. Kim gaza getirdi, kim eline silah verdi, kim Halil İbrahim'e gönderdi inanın bilmiyorum. Derviş dayı bize teslim etti, biz de buraya getirdik. Tuncay Halil İbrahim'e sıkınca... Kardeşime bir şey yapmasın oradakiler diye Zeynep'e teslim edin demiş Halil İbrahim. Biz de gerekeni yaptık, aldık buraya getirdik. Mümkünse bu işin ardında arkasında kim varsa öğrenip bize de söylerseniz seviniriz. Çünkü Tuncay hakikaten böyle bir çocuk değildir. Ben hastaneye gitmek istiyorum. Ameliyatta dedi Zeynep, gidip orada ne yapacaksın? Sen mi götürürsün abi yoksa ben yürüyerek mi gideyim? Zeynep... Sesinin tonuna dikkat et. Yürü, ben götüreyim seni hastaneye. Sonra tekrar buraya dönelim. Nereye aldınız Tuncay Leto'yu? Birinci katlar komutan. Vallahi Tuncay'dan beklemezdim Yılmaz Bey. Son anda korkar vazgeçer diye düşünüyordum ama sıkmış. Aslında iyi yerden de vurmuş ama ölmemiş. Belli ki son anda birileri atlamış Tuncay'ın üzerine. Tek kurşun atabilmiş yani. Tuncay'ı öldürmemişler ha? Yok. Hatta jandarmaya teslim etmişler. Kankasına teslim ettirmiş Halil İbrahim. Aklınca bizi sorduracak. Bu işin içinde miyiz? İçindeysek ne kadar içindeyiz? Buradan çıkmak lazım Yılmaz Bey. Çıkacağız Nusret. Çıkacağız. Sana demiştim. Halil İbrahim'in karşısına en zayıf olduğu anda çıkacağım diye. Hastaneye giremeyiz Yılmaz Bey. Bütün adamlar oradadır. Hastaneye gitmiyoruz Nusret. Arabayı hazırla. Ben sana yolda anlatırım. Emredersiniz. Sen verdin değil mi silahı? Dedim anne benim ne alakam vardı? Bana yalan söyleme! Ben... İki gündür peşinde dolaşıp çok hızır fızır karışıyorsunuz. Çek elini! Siz yaptınız o işi! Git otur. Ne yaptıracağım ben?
Ben yaptıracak olsam kendim yaparım. Kime yaptıracağım ben bir şey? Nedim'e bir sakin ol. Niye sakin oluyorum ben? Kimse Fikret'ten habersiz bir şey yapmayacağına söz verdi. Anne, Tuncay çıkmış evden, abisinin yanına gitmiş otele. Belli ki ne olduysa orada oldu. Ne yani, Fikret mi yaptırdı Ayşe? Görmedin mi oğlumun suratını? Onun hiçbir şeyden haberi yok. Biz ne bilelim senin uşakların o yollarda kimle ne iş yapıyor? He? Hadi tut ki Tuncay sıktı. O sebepten, bu sebepten. O nasıl bir bacı, o nasıl bir abi gidip o çocuğu jandarmaya teslim etti ha? Asiye, benim çocuklarıma karışma. Sen de o zaman gidip onlardan hesap soracaksın. Hadi gel Asiye. Bırak ben, sen de gel Asiye, gel Asiye. Hastaneyle konuştum. Halil İbrahim'in durumu ölümcül değilmiş. Bana ne şimdi Halil İbrahim'in durumundan? Benim bunu düşünecek hali mi var Hakan? Asıl tam da bunu düşünecek haldeyiz hala. Halil İbrahim ölürse Tuncay'ı kurtaramayız. Hem de gidip kendi ellerimize jandarmaya teslim etmişken. Keşke jandarmaya teslim etmeden önce durup bir baksaydık. Yani biz şimdi babamıza kurşun sıkan adam ölmesin diye evde oturup dua mı edeceğiz? Ölmez o, ölmez. O yılan soyundan. Onun acak böyle kafasından keseceksin, o zaman ölecek. Değil miyim ben şimdi? Hayır, hastane burası. Ben cennetteyim sandım. Çünkü bu kadar güzel bir şey ancak cennette olabilir. Gördün mü orayı? Annemi? Ne dedi? Dedi ki, kızıma benim için çok sarıl. Çok öp onu. Hangi kızını? Beni mi öpeceksin, ablamı mı? Sevda'yı dedi. Ah! Sevda, tamam gel. Gel hadi, canını acıtacaksın. Hadi İbrahim, çok şükür iyisin. Çok şükür. Çok korkuttun bizi. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Ben şu kapıdakilere bir haber vereyim. Sen dur. Biz haber veririz, kal sen. Benimkini de gördün mü cennette? Sence ben cennete gidecek bir adam mıyım? Ha, deme söyle, tabii ki cennetliksin. Ama sen daha bize lazımsın, hiçbir yere gidemezsin. Buradayım, buradayım. Bir yere gitmiyorum. Halil'im. Kardeşim benim. Canım kardeşim, iyisin ha? İyisin, iyisin. Aslan gibisin sen ha, maşallah. İyi, iyi. Ağzın bal yesin, Turan. La sana bir şey olacak diye aklımız çıktı Halil İbrahim. Çok şükür be. Seni böyle iyi gördük ya, daha ne isteyelim değil mi Turan? Ha. Geçmiş olsun yeğenim. İyisin değil mi? İyiyim dayı, iyiyim. Biraz kaldırsanız ya. Ya ben kucaklarım kardeşim, dur bak. Dur dur Osman, burada kumandası var ya, otomatik. La ben ne bileyim Ceryan'ın yatağı Turan. Bu ne iyi bir şeymiş, az daha bas bakayım. Dur, sen bana dur de ya. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır biraz mı? Kaldır, kaldır. Heh, tamam. Ama. Dayı. Çocuk iyi değil mi? Zeynep en son karakola götüreceğim dedi. Abisi Fikret yolda vazgeçip kaçırırsa onu bilmem. Önemli değil. Bu çocuk kendi başına gelmedi oraya. Doldurdular o çocuğu. Asiye o evde değil mi? Doldurmuştur işte. Yok, o değil. Dayı. Yılmaz Mert'en yurt dışında değil. Buralarda bir yerde. Tuncay'ı o göndermiştir. Pardon.
Halil İbrahim Karasu'nun odası nerede acaba? Ben eşeyim. Diğer koridordaki üçüncü odada. Tamam, sağ olun. Pardon, müsaade eder misiniz? Etmem. Anlamadım. Sen burada istemiyorsun. Siz kimsiniz? Benim kim olduğum seni ilgilendirmez. Git buradan. Arkadaşım, kimsin bilmiyorum ama ben Halil İbrahim'in eşiyim. Zeynep. Zeynep Leto yani. Halil İbrahim'i vuran çocuğun ablası. Yolda sana bunu anlatmaya çalıştım. Gidelim hadi. Gitmek ne demek ya? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Çekil önümden. Otur oturduğun yerde. Gerçekten çok özür dilerim. Ben daha başına nasıl bir bela açabilirim inan bilmiyorum. Ne olur affet beni kardeşim adına, ailem adına senden çok özür dilerim Halil İbrahim. Tamam Zeynep. İyiyim ben, merak etme. İyisin çok şükür ama ya olmasaydın? Her şey benim yüzümden oldu. Yani hakikaten biraz senin yüzünden oldu Zeynep. Ya kardeşin gelip de ablamın söyleyecekleri var deyince gafil avlamış bunları. Kurban olayım bunlar demez ama ormancı kardeşlerin kabahati. Ama merak etme ben onların var ya keseceğim biletini. Tuncay nasıl böyle bir şey yaptı inanın aklım almıyor. Kardeşimi kim doldurdu gerçekten bilmiyorum. Yılmaz Martan yaptırmıştır diyorsan hiç. Doğru şaşırmam derviş dayı. Ben Tuncay'ı karakola teslim ettim. Oğuz komutan onu konuşturur. İnşallah şu Yılmaz'ın yerini de öğrenir. O bulunduğu yeri çoktan terk etmiştir. Zeynep, sen kimle geldin? Abimle geldim kapıda. Bu arada kapının önünde bir kız vardı. Benim önümü falan kesti, içeri giremezsin dedi. Yanında da küçük bir çocuk vardı. Kimdi o? Vallahi Zeynep, bu şekilde öğrenmeni istemezdik ama... O Halil İbrahim'in çocuğu Sevda. Ne? O senin önünü kesen kız da Halil İbrahim'in eski eşi. Batum'dan geldiler. Nasıl yani Eda Nur şaka mı yapıyorsun? Doğru mu bu? Halil İbrahim doğru mu bu? Bir şey söylesenize. Eda Nur ya. Eda Nur yüreğime iniyordu. Ne var? Hep letolar mı bize yara verecek? Azıcık da biz verelim dedim ya. Az kalsın inanacaktım. Ya bırak Zeynep nasıl da inandın ama. Helal olsun Eda Nur. İyi sıktın ha. Tam kalbinden hem de. Hadi çıkın dışarı, baş başa kalsınlar biraz. Hadi. Evet. Biz dışarıdayız ya. Bir şey istersen bas tuşa buluşa. Eyvallah kardeşim. Sahiden kimdi o kız? Bana sen Leto'sun, içeri giremezsin falan dedi. Yolumu kesti benim. Ben tembihledim. Hiçbir Leto'yu içeri almayın diye. Ben Leto değilim. Zeynep Karasu'yu.
Sevdacığım, hadi bak şimdi Yusuf amca bizi bekliyormuş aşağıda. Gidelim evimize, güzel güzel yemekler hazırlayalım Halil İbrahim'e. O da iyileşsin hemen. O kız burada mı kalacak? Hadi canım gel, gel gidelim biz. Hadi gel. Gelmem şunu da alalım. Ceylan, bundan sonra kapıda sen mi dursan acaba? En azından herkes güvende olur. Ya Hatun, yeter daha. Cemal ile Sıtkı evde. Gidin onları dövün. Ne istiyorsanız yapın. Sema, aman ha. Bu iş bende. Tamam, sen de. Ha, onda. Kafamı kaldırmayayım artık. Fikret. Dost musun, düşman mısın? Anlayana aşk olsun. Duruma göre değişiyor derviş dayı. Kurşunu biz yiyince düşman, siz yiyince dost oluyorum. En azından dürüstsün. Hele anlat bana. Yılmaz bu işin arkasında var mı? Kardeşin sana bir şey söyledi mi? Birinin bir şey yaptırdığı kesin de. Kim olduğu henüz belli değil. Oğuz istemine teslim ettim ben. Gereğini yapacaktır. Ben de gittiğimde öğreneceğim. Ardında, arkasında kim var? Ay ağladım. Aklıma geldi ya. Güldürme beni ya. Bana bak, o zaman ben seni buraya direkt bıldırcın diye kaydediyorum. O zaman ben de seni keklik diye kaydedeceğim, tamam mı? Keklik. Ha, kekliği düz ovada. Sen bana resmen ben seni avlarım diyorsun. Aa, öyle diyorum, evet. O zaman ben de sana seni tavlarım diyorum. Süper. Ya Levent, sen hiç bizimkilere benzemiyorsun ya. Alakan yok gerçekten. Yani sizinkilerin Allah cezasını versin. Bence de. Ya kusura bakma ama yani bunda ne böyle buzdolabı gibi hepsi soğuk nebale daha. Evet. O Yavuz, Yavuz nasıl o Yavuz? Var ya, bir gün bunlar böyle gelip sana deseler ki, ya Damlacığım biz seni hastanede karıştırmışız. Sen bizim kızımız değilsin. Derlerse sakın üzülme. Hiç onlar gibi değilsin sen daha. Böyle fıkır fıkırsın, cıvır cıvırsın sen. Acayip tatlı bir şey çıktın ya. Teşekkür ederim, sağ ol. Hele o Yavuz ya. Yavuz, maşallah bak. Yavuz boyuna bakmadan bile bu işlere giriyor. Ne alakası var boyuyla? Çok alakası var. Bak şimdi bizim sektörde, ya işte yeraltı dünyasında benim gibi olacaksın. Öyle Fiko gibi, Yavuz gibi, Sırık gibi olursan bu senin dezavantajın. Yani nasıl söyleyeyim ben? Mesela çalışmaya girdin, çatara patara yıkılıyor herhalde. Bak, bak, bak. Deve gibi boy var sen. Deve kuşu gibi düşün bak. Kafana sokarsın, bir tarafı dışarıda kalır, oradan seni hemen indirirler. İyi yaşamışlar diyorsun yani, iyi bile yaşamışlar. Vallahi açıkça onları bilmem. Ama ben son zamanlarda hayatımın en güzel, en mutlu anlarını, günlerini yaşıyorum. Yani seninle çok alakası var tabii konunun karşımda olmanla ilgili. Ama bir yandan da düşününce baksana yani abin elinden vurdular onu. Çolak yatıyor evde. Yarabbim. Halil İbrahim de şanazhanede yatıyor. Fikret'in kardeşi karakolda yatıyor. Bak, sessiz, huzurlu. İlk defa bu kadar güvende hissediyorum ya kendimi, inanır mısın? Ya kimse gelip bizim tadımızı kaçıramaz. Bana bak, gel atlayalım, şu an gidelim Batum'a. Ne? Bak ben sana bir özelliğimden bahsedeyim. Bahsedeyim mi? Söyle. Mesela ben, hani derler ya böyle, anı yaşa. Ben böyle gördüğümde, böyle bir güzel bir an gördüğümde o güzel anı yaşarım. Kalırım böyle. Tamam, sen kal böyle. Kaldım bak, bekliyorum. Kal, tamam, bekle, ben geliyorum. Kalk, kalk. Damla damla aksam sana doldurur musun kalbini benimle, yoksa sen de taşıyamaz da döker misin beni yerlere?
Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini benimle? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın en kuytu yerlere? Ya da bir gün düşsem kalsam, yaşamaktan bir an yorulsam, en karmaşık hallerimde kalır mısın benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın bambaşka ellere? İyi günümde, kötü günümde, hayatımın her yerinde, aşk denilen bu resimde durur musun benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da gider misin bambaşka düşlere? Hadi Rızvan Hanım, kalk artık. Hadi, çok yalnız kaldım ben. Sen yatağa düştün, Tuncay'ım karakola. Ben bunlarla baş edemiyorum artık. Hadi koca adam, hadi beni yalnız bırakma ne olur. Anne. Ne olur kızım? Yılmaz geldi. Ne demek Yılmaz geldi? İçeri girdi. Hakan da git buradan falan dedi, hırpaladı çocuğu. Geçti teyzemin karşısına oturdu. Ne diyorsun kızım sen? Delirdi mi bu çocuk? Ne yapacağız anne? Ne yapacağız? Belli ki Tuncay mı okuydu. Fikret'i ara, haber ver gelsin. Sen ne utanmaz bir adamsın ya. İstenmiyorsun işte bu ailede. Ve bu ailenin olduğu hiçbir yerde. Hakan, otur oturduğun yerde, bütün kemiklerini kıracağım şimdi. Allah Allah, hala konuşuyorsun ya. Ne oluyor burada? Hala? Gel gel deme. İyi misin oğlum sen? İyiyim hala, iyiyim. Ama engel olamadım işte. Tamam, boş ver, önemli değil. Temizleyelim hadi üstünü. Ne deme? Yılmaz da bağırıp çağırıyı, bu çocuğu nasıl karakola götürdünüz, nasıl ateşe attınız diye. Ben mi ateşe atmışım Yılmaz? Nasıl izin verirsin hala o salak kızının Tuncay'ı karakola götürmesine? Benim oğlumun karakolda ne işi var? Önce sen bana onu anlat. Nusret sizinkileri takip ederken tesadüfen karşılaşmış Tuncay'la. Yılmaz abimi görmek istiyorum demiş. Gelsin dedim. Yanıma geldi. Yılmaz abi, benim babamı vurdular. Sen olsan ne yapardın dedi. Ben dedim babamı vuranı yaşatmazdım. Bana bir silah ver Yılmaz abi dedi, ben de verdim. En azından bu ailede korkmayan bir erkek var diye de sevindim. O kadar da değil Yılmaz abi. Bizi burada tutuyorlar diye oturuyoruz herhalde. Oturmayacaksın Tamer'im. Kadınların dizinin dibinde oturursan ilk yapacakları şey seni jandarmaya teslim etmek olur. Fikret abim de gitti Zeynep'le. Fikret abin korkak. Hiçbir şeyi beceremez o. Korkağın teki Fikret. Korkak ha? Çağırdım geliyor. Gelince görürüz bakalım kim korkakmış değilmiş. Gelsin, yeter ki gelsin. Yılmaz, sen böyle, böyle bir sırtlana benziyorsun. Isırıyorsun, ısırıyorsun ama öldürmüyorsun. Ha? Böyle avın istiyorsun ki avı böyle kedi kedi kan kaybında ölsün. Fena mı Asiye? Bak, bir şekilde benim sayemde hep baş köşelerde oturuyorsun. Bir giremediğin bu ev vardı, onu da başarmışsın. Ben ne yapacağım bu evde? Bana ne bu evden? Benim Rızvan'ım sağlıklı kalsın, ben onu alıp gideceğim zaten. Zor alırsın Asiye. Neyse ne. Ben Fikret'i av köşkünde bekliyorum. Geldiği zaman söyle gelsin beni bulsun. Senin arkanda da saklanmasın. Delikanlı olsun, tek başına gelsin. Hakan, sen şu abini bir yokla hele. Kaç kişiler, ne iş çeviriyorlar? Fikret'e söyleyelim de tuzağa düşmesin çocuk. Hadi.
Hakan, ben hastaneye geçiyorum. Beni av köşkünde zannetsinler. Sakın bozuntuya verme. Tamam abi. Halil İbrahim adamlar orada. Sen hiç merak etme. Hepsi Fikret'in peşinden buraya gelecek. Nusret. Buyurun abi. Beni burada bekliyorsun. Efendim, hastanede yalnız olsaydım. Hayır. Haber vereceğim. Emredersiniz. Tamam daha tamam. Evden merak ettiler belli ki. Zeynep'e haber verin de biz gidelim artık. Ben haber vereyim o zaman. Fikret Bey. Ayşe Hanım aradı. Sizi aramış ulaşamamış. Yılmaz Marten sizin evdeymiş. Ne? Gelmiş kafasına göre herkese meydan okumuş. Kapıdakileri de, kardeşi Hakan'ı da hırpalamış. Sizin için de gelsin bekliyorum demiş. Beklesin, beklesin. Zeynep burada kalsın beyler. Bu durumu bilmesine de gerek yok. Biz burada neyi bekliyoruz dayı? Bunlar gider anlaşır uzlaşırlar. Hazır yerini biliyoruz, gidelim indirelim. Doğru diyorsun Osman. Hadi gidelim. Hadi. Durun. Bekleyin. O Yılmaz sizi oraya çekiyorsa tuzaktır. Düşmeyin. Beni takip edin. Ha. Doktor Bey.
Bir sorun mu var? Günaydın. Şuraya bak. Ölüm bile sizi ayıramıyor.